Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yaman. Bugün karşınızda kariyerin 3. bölümüyle daha birlikteyim. Daha çok gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir önceki kariyer bölümü zaten sesimi mahvetmişti ve 31 dakikalık bir süre içerisindeydi. Bakalım bu bugünkü bölümümüzde yenilmeden güzel bir galibiyetlerle umarım ayrılırız. O zaman yavaştan kariyer bölümümüze başlayalım. Ve kupa maçımız var. O kupa maçını simüle edeceğiz. Ardından önemli bir maçı bizi bekliyor. Bakalım, ofiste geldik. Senem hocam, acaba katılabilir miyim? Önlemesini koruma giyebilir miyim? Düşüneceğim deyip yeterince, yani en azından Kramer'i, yani yedeklere götürebiliriz bence. Kramer nerede? Kramer. Kramer abi, yedeklere gel. Hunt yerine. Aynen, Hunt yerine seni koyalım. En azından rakip, en azından bizim kadromuzu mutlu edelim. Ardından ilk Mansfield Town'a karşı maçımız var. Maçı simüle edeceğiz. Normal bir şekilde simüle edeceğiz. Bakalım birlikte ne olabilecek. Güzel EFL Cup bizi nasıl bekliyor? Bakalım. O bayağı böyle hızlı hızlı simüle edecek. Güzel. Kondisyon dereceler, istatistikler falan filan. 4-2-3-1 ile güzel bir taktiğe geri dönmüş bulunmaktayım. Umarım güzel bir şekilde atlatabiliriz. Oyun planı falan buradan da değiştirebiliyoruz. Şimdi o iyi, güzel bir pas. Porter. Ah, yapamadı yine Porter. Sonuca geçelim. Penaltılarla 4-3 kazanmış olduk. Yani 0-0 izlemeye devam etseydim delirirdim. Ve EFL Cup'ta bir tur atlamış olduk ve bir sonraki maçımız çok önemli bir maç Premier Lig'de ve alt Mansfield maçını takıma yer aldığım için mutluyum kendime. Tamam. İsteğini yitirme diyelim. Daha da çok motivasyon verelim oyuncumuza. Ardından Leicester City Premier Lig maçından bizi neler bekliyor? Owen Wijnaldum mı? Abi bunu da tabii ki tümünü simüle edelim. Antrenmanların hiçbirini ben yapmayacağım. Çünkü o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Antrenmanların etkili olduğunu düşünmüyorum. Leicester'a karşı oyuncular milli takıma gitti. Mason Greenwood, Porter, Kuz ve Gannon gidecekmiş. Bakalım. O zaman artık dinlendiririz diye düşünüyorum. Ve Premier Lig'de Leicester City'ye karşı ev sahipliği yapacağız. O zaman yavaştan ilk maçımıza doğru geçelim. Ve Lizard Castle'da Lizard United hazırlanıyor. Son Lizard Castle maçında 2-2 berabere kalmıştı Lizard United. Bakalım bugün neler yapabilecek. Ve Lizard Castle'dan herkese merhaba değerli futbol severler. Ben spikeriniz Yaman Ahmetoğlu. Lizard United takımı Leicester City'yi ağırlıyor. Bakalım bugün neler yapabilecek. Ve Leicester City 1 puanla 2 maçta 1 puan kazanabildi. Leicester City'ye karşı 7-3 bir mağlubiyeti var son maçta. Ama EFL Cup'ta güzel bir başlangıç yaptığını gösterebiliriz. Ve güzel bir kareografi var orada Porter'la ilgili. Ve Vardy'i görüyoruz. Yanında da Madison var. Leicester City bakalım neler yapabilecek bugün Leicester United'a karşı deplasmanda. Zorlu bir maç olabilir onlar için. Ve Vardy, Leicester City'nin en önemli silahlarından bir tanesi olduğunu unutmayalım. Ve Lizard United bugün taktik değişikliğiyle geliyor. EFL Cup'ta berabere kalmıştı 0-0. Ama penaltılarda 4-3 kazandı ve Lizard United kadrosu Meziyar kalede. Savunmada Kuz, Klosterman, Stevenson ve Nets. Orta sahada Turner ve Saito. Ön üçlüde Greenwood, Muhammed Gümüşkaya ve Porter ve forvetler Jonathan David. Ve tekrar Beşir Ahmetoğlu teknik direktörlüğünde bakalım Leicester United bugün ilk galibiyetini alabilecek mi? Leicester City'nin ilk 11'i Schmeichel kalede, Castagne, Fofana, Evans ve Günther defansa, Sommer, Tomane ve Ndidi. Orta sahada Tsiganov, Madison ve Lukman. Ön üçlüde ve Vardy forvette ve Brendan Rodgers teknik direktörlüğünde. Bugün dilim çok iyi dönmüyor diyelim. Ve maçın başlamasına saniyeler kaldı. Porter'ı görüyoruz. Kareografide de vardı bugün Porter. Bakalım bugünkü maçta neler olabilecek. Jonathan David bir önceki maçta hat-trick atmıştı. Ve bugün neler yapabilecek? Maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez de hatırlatalım. Evinizin önünde bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Maçımız başladı Jonathan David'in vuruşuyla. Saito. Şimdi net sol bekte. Tekrar Saito. Bir pas daha Turner. Orta sahada başladı yavaş yavaş Lizard United. Şimdi Turner.
Muhammed Gümüşkaya bugün ilk 11'de Jonathan David'in arkasında oynuyor. Şimdi Jonathan David ve Porter. Porter bir şut ama Michael güzel bir kurtarış geldi Michael'dan. Topa müdahale etti. Şimdi Muhammed Gümüşkaya ve Jonathan David. Jonathan David onu pası Mason Greenwood. Mason bir pasa. Jonathan David'in şutu Michael. Güzel başladı Leeds United. Umarım bu başlangıcın ardından güzel gollerle gelebilir Leeds United. Muhammed Gümüşkaya'nın şutu Michael tekrardan. Bugün Michael da gününde babasını hatırlattı kendisine. Güzel performansları vardı. Şimdi tekrar Muhammed Gümüşkaya uzaktan ama top dışarıda. Hemen 1-2 ama geçiş yok şimdi Somare. Vardy önü boş. Vardy ama Messier. Şimdi Nets. Stevenson. Saito. Saito önü boş. Koşmaya devam ediyor. Onun pası şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya Jonathan David'i gördü ama offside. Jimmy Vardy. Şimdi Lukman. Sol kanattan. Vardy'e bir pas. Vardy boşu aradı. Buldu. Bir pas. Madison. Onun şutu ama Messier. Güzel bir kurtarış geldi Messier'den. Madison korneri kullandı. Porter uzaklaştırmaya çalıştı. Tsiganov'un önünde kaldı. Tekrar Madison. Madison'ın pası Tsiganov'a Messier tekrardan kurtarmayı başardı. Rodgers biraz sinirli. Orada bir oyuncu düştü ceza sahasının içerisine. Bir korner kullandı Evans. Messier topu iki eliyle de tutmayı başardı. Porter hızlıca ilerliyor. Oyuncuyu geçti. Pasını bıraktı. Jonathan David tehlikeli olabilir. Jonathan David ilerledi. Yakına şut ve gol. Jonathan David açılışı yaptı tekrardan. Liverpool'a karşı güzel bir açılış yaptı. Leeds United ve Jonathan David'le yapmıştı. Şimdi tekrardan kendi evinde Jonathan David'le açılışı yapmayı başardı. Bu sefer Michael kurtaramadı. 3 maçta 5 golü var Jonathan David'in. Saito. İyi pas. Jonathan David. Jonathan hızlıca ilerliyor. Durdu. Çekti topu. Bir pas. Saito. Bir pas daha. Muhammed Gümüşkaya. Bir şut ve Muhammed Gümüşkaya mı top dışarıda? Porter ve Saito. Bir pas. Jonathan David. Jonathan. Bir şut uzaktan. Jonathan David. 3 maçta 6 gol. Gol krallığına kendi adını yazdırabilecek mi Jonathan David bu yıl? Ve Leeds United sonunda kendisi 2 skor önüne geçmeyi başardı. Leeds United bugün gününde olabilir. Dakikalar 30. Leeds United 2, Leicester City 0. Tsiganov boş karamakta ama Nets bastırdı erkenden. Ve Sevenson'dan geçti Castagne. Castagne tehlikeli olabilir. Bir pas. Kuz vardı ama Messier topu yavaşlattı ve sakinleştirdi. Ve Aston Villa Ings'in golüyle Brighton'a karşı 1-0 öne geçmeyi başardı. Şimdi Tsiganov onun pası Turner hemen yakalamayı başardı. Şimdi Muhammed Gümüşkaya ile kontratağa çıkıyor takım. Leeds United attı. Şimdi Muhammed Gümüşkaya Porter'ı gördü. Sol kanattan ilerliyor Porter. Durdu, çekti, pasını bıraktı. Jonathan David durdu, çekti topu. Şut Jonathan David ama Michael. Vardy. Vardy sağ kanattan akıyor. Jimmy Vardy. Ve Sevilson'dan geçti. Orta Lukman'a doğru ama Kools ve Klosterman'ın canında kaldı. Pas Lukman. Orası boş Lukman için. Lukman'ın pası Jimmy Vardy ama top dışarıda. Leicester City'nin en net şutu diyebiliriz. Bir pas daha Jonathan David. Soyunma odasına gitmeden bir hat-trick mi David? Daha olmadı Michael. Mason Greenwood topu çizgide tutmayı başardı. Mason durdu, çekti. Mason şut ama top dışarıda. Ve ilk yarı böylelikle bitiyor değerli futbol severler. Ve West Ham 1-0 önde. Brighton 1-0 geride. Pardon, Brentford'muş bu arada Aston Villa'ya karşı oynayan. Everton 1-0 önde. Newcastle United 1-0 önde. Aston Villa 1-0 önde ve Liverpool Chelsea maçı var. Bakalım ne zaman başlayacak o maç. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Leeds United 2, Leicester City 0 ve Leeds Castle'da güzel bir başlangıç yapmayı başardı diyebiliriz. Porter geçiş yok Endiri. Castagne. Bir pas daha Madison. Madison'ın pası Lukman uzaktan ama Messier.
Bugün Mason ve Michael Show gününde. Ama tabii ki iş Michael pek kurtaramadı diyebiliriz. Şimdi Lukman. Bir pas. Somare. Tekrar Lukman. 1-2. Tekrar Lukman. Boşu buldu. Lukman ama. Nets. Geçiş izni vermiyor. Genç yetenek. Muhammed Gümüşkaya. Jonathan David. Mason Greenwood'u gördü. Mason Greenwood. Jonathan David'in önüne bırakmaya çalıştı topu ama. Evans yetişti. Ve Fofana'yla oynadı. 1-2. Ve Burak Kapacan değişikliğiyle 3 tane değişiklik yapıyor. Lizard United. Porter Stevenson çıkıyor. Kramer Riley kapacak giriyor. Burak kapacak giriyor ve Jonathan David maçın kahramanı çıkıyor. Dakika 61'de biraz dinlendirecek. Arsenal'a karşı biraz rahat gelmek istiyor sanırsam. Lizard United. Ve hemen kullandı pası. Kramer çok istiyordu gelmek ama top dışarıda. Ve Şirahmetoğlu kızgın. Şimdi Somare. Önü boş Madison'ın. Madison geçti. Şık bir geçti. Pasını bıraktı. Lukman bir şut gelebilir. Madison'la 1-2 ama Meziyer. Bugün gününde Meziyer. Madison üzgün. Tielemans. Sol kanata şık bir pas. Lukman geçti. Lukman orta. Riley ve Meziyer topu kurtardı. Bir pas. Tekrar Madison. Tehlikeli olabilir. Tielemans. Şut olmadı. Madison ve gol. Manchester City durumu 2-1 yapıyor. Madison'dan şık bir gol geldi. Ve Madison gayet mutlu. Leicester City sürekli aradı golü. Sürekli aradı ve sonunda bulmayı başardı Madison'la birlikte. Vardy ile çok güzel bir paslaşma vardı orada Tielemans'la. Saito ve Muhammed Gümüşkaya. Şimdi Greenwood 1-2 Muhammed Gümüşkaya tehlikeli olabilir. Muhammed Gümüşkaya. Golünü atıyor Lizard United adına. İlk golü Muhammed Gümüşkaya'nın. Gayet mutlu, gayet mutlu Muhammed Gümüşkaya. Premier Lig'de de ilk golünü atmış bulunmakta. Lizard United'da da ilk golünü atmış bulunmakta. Topu sağa çekti, vurdu. Schmeichel şaşırdı. Ve durum 3-1. Hızlıca cevap geldi Lizard United'dan. Tsiganov bir pas. Madison. Bir şop hop hop Vardy ama Meziyer bugün yıldızlanma gönünde. Şimdi Mason Greenwood. Bir pas gördü Muhammed Gümüşkaya ama çok uzak kaldı Muhammed Gümüşkaya. Kramer. Bir pas. Mason Greenwood. Uzaktan şut Mason ama top dışarıda. Ve son atak şimdi Tielemans. Sol kanata bıraktı Günther. Hakem ve maç bitiyor. Leicester United Premier Lig'de ilk maçını kazanıyor. Leicester City adına. Leicester City'nin üstünlüğüne ve Mason Greenwood sarı kart yedi. Maçın kahramanı gibi değil ama Jonathan David çok güzel bir maç. Ve Muhammed Gümüşkaya için de baya güzel bir maçtı. 6 maçta 2 golü var bu arada. Aynen. 3 maçta 6 gol var Jonathan David'in. Yanlış saymayalım. Ve Premier Lig'in gol krallığında oturmuş olabilir. Bu arada gerçekten çok güzel bir maç geçirmiş olduk. Basın ya da maç sonu röportajına geçelim. 3-1 Aston Villa kazanmış Brentford'a karşı. İlk galibiyetimizi aldık. Beşir Ahmetoğlu maç sonu röportajını verecek şimdi. Bugün David 2 gol attı. Kahraman olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız? Ben çok gayet pozitif yorumlayabilirim. Harika bir performans, daha etkileyici oynadı. Bence harika bir performans gösterdi kendisi. Leeds United taraf takımının her şey üstünde olduğunu bilir. Sahanın yıldızıydı. Bu maçta Leicester City ile aranızda pek güç farkı yoktu. Maçı kazanacağınızda herhangi bir şüpheniz var mıydı? Çok iyi savunma yaptık ve galibiyete zemin hazırladık. Bence takımı alkışlayalım. Gayet güzel bir performans sergiledi takım bugün. Önemli olan farkın ne kadar olacağı. Leeds United tarafından atılan 3 golün ardından rahat bir galibiyet oldu. Sizce bu maç daha farklı bir şekilde sonuçlanabilir miydi? Hayır. Skorlar için adil olmadı. Daha farklı kazanmalıydık. Böyle Leicester City'yi ezelim ve takımımıza güzel bir motivasyon verelim. Jonathan David 6 gol attı. Unutmayalım. Ve Premier Lig'de 8. sıraya gelmiş bulunmaktayız. Artık sonunda Manchester City 3 galibiyeti var ve gerçekten yakıp yıkıyorlar ortalığı. Ve gördüğünüz gibi Ömer Faruk Beyaz'ı bizim takımımıza, bizim kadromuza katmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak.
Ve tabii ki burada Stuttgart'la anlaşmaya çalışacağız. Transfer ücretini teklif edelim. Bence geçenki gibi fazla vermeyelim. 2 ile başlayalım. Bakalım ne diyecek. 2 fazla bu arada. Aa, güzel. 2 fazla ama Ömer Faruk Beyaz için güzel olabilir. Görüşme yapalım. Ömer Faruk Beyaz'la bizim yerimize davet edelim. Abi hiç benzemiyor ya. Hiç benzemiyor abi. Fotoğrafla bu adamın alakası ne ya? Abi tabii ki genç yetenek. Birçok kadromuzdaki oyuncularımın genç yetenek olduğunu hepimiz biliyoruz. 4 yıl. Gayet onlar için de abi bedelini yok sayalım. İstemiyoruz. Abi sana maaşımız 10.000 olsun. Maaş imza priminde hadi benden 30.000. Ne diyorsunuz? Bence gayet yeterli. Yani genç bir oyuncu için gayet yeterli bir para. Ve son olarak Yalçın Kayan'ı almaya çalışacağız. Satın al. Aa, 4 milyon. Bence tak hemen alalım. Buna da yetki verelim. Abi maaşı maksimum şuradan başla. Şu fiyattan başla. Maksimum şuna çık. Hadi bakalım. Yalçın Kayan'ı alabilecek miyiz? Yavaştan neler olabilecek bizim için? Tabii ki bizden gelip oyuncu almaya çalışabilirler. Aubameyang'ı falan göndermişler. Vay, şaka da gitmiş. Saka da gitmiş. Arsenal bir sürü oyuncusunu satmış. Kayan da kabul etti. Teklifini de kabul edelim. Kayan ve Ömer Beyaz bizim takımımıza geldi. X'de hoş geldin diyebiliriz. Orta sahayı elimden geldiğince çoğaltmaya çalışıyorum. Çok az orta saha oyuncum var. Ve David Ağustosay'ın oyuncusunun ödülünü aldı. Bu bizim için gayet iyi bir şey. Güzel bir başlangıç diyebiliriz. Ve Jonathan David 3 maçta 6 golle 1. sırada yer alıyor. Ronaldo 6. sırada 3 maçta 2 gol. En yakın rakibimiz Lacazette, o da bugün bize karşı oynayacak. Ve ligde 11. sıradayız. Arkamızda Arsenal var direkt olarak. Averajda biraz gerideyiz. Onu biraz toparlamaya çalışacağız. Manchester City 3 mağlubi 3 galibiyetle ilerliyor. Bakalım bugünkü Arsenal maçımızda nasıl geçecek. Beşiktaş Stadyumunda Alexander Lacazette 3 maçta 3 gol attı. Tabii ki en yakın rakibi de Jonathan David 3 maçta 6 gol. Ve Emirates Stadyumundan herkese merhaba değerli futbol severler. Orada Thomas Partey'nin kareografiyle bugün Arsenal Leicester United'ı ağırlıyor kendi evinde ve birbirinin arkasında var. 11. sırada Leicester United, 12. sırada da Arsenal var. Bakalım bugün kim daha öne geçmeyi başarabilecek ve 3 puanı ya da 1 puanı kapabilecek. Ve Thomas Partey'i görüyoruz orada ve oyuncular sahaya giriyor. Bugün heyecanlı bir maç. Transfer sezonu kapatıldıktan sonraki ilk maçtayız. Ve Odegaard yanında da Lacazette'i görüyoruz. Ve bir tarafta da Orsic var orada. Bakalım bugün bizi heyecanlı bir maç bekliyor. Ve Mason Greenwood'u, Muhammed Gümüşkaya'yı ve Saito'yu, Turner'ı görüyoruz. Bakalım bugünkü maçta neler yapabilecek iki takım da. Arsenal oyuncuları Leicester United'la selamlaşıyor ve Arsenal ilk 11'i. Kalede Leno, savunmada Lokonga, White, Gabriel ve Tierney var. Orta sahada Partey, Niles var. Ve ön üçlüde Pepe, Odegaard, Orsic ve forvette Alexander Lacazette var. Aubameyang'ı gönderdiler, onları da unutmayalım. Mikel Arteta'yı da teknik direktör olarak var Arsenal'ın da. Leicester United'ın ilk 11'i. Messier, geçenki maçta çok değişiklik yok. Kuz, Klosterman, Stevenson, Nets defansta. Turner, Saito, orta sahada ön üçlüde Greenwood, Muhammed Gümüşkaya, Porter ve forvette Jonathan David. Ayın oyuncusu Jonathan David. Beşir Ahmetoğlu teknik direktörlüğünde Leeds United geçenki maçta ilk galibiyetini aldı. Ağır bir mağlubiyetin ardından. Ve kazanma yemini içtiler. İki takımda da Leno'yu görüyoruz ekranda. Bugün zorlu bir karşılaşması var Jonathan David'e karşı. Bakalım Leno bugün şov yapabilecek mi Jonathan David'e karşı? Ve maçın başlamasını az kaldı. Maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez de hatırlatalım. Evinizin önünde bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Maçımız başladı. Odegaard. Şimdi Nicolas Pepe. Sağ kanattan geliyorlar ve ne sert bir müdahale. Maçın daha ilk dakikasında sarı kart görebiliriz Nets'e. Ve hakem devam. Bir sorun yok dedi. Sadece uyardı. Orsic yakın oynadı Sambi.
Zombie Pepe. Pepe'nin ortası tehlikeli olabilir ama net topu uzaklaştırdı şimdi Porter. Turner. Muhammed Gümüşkaya, Mason Greenwood. Gelişim gösterdi Mason Greenwood. Arkadan kaçan Turner. Boşluğu buldu Turner. Gol gelebilir. Turner ama Leno. Leno maçın 4. dakikasında güzel bir kurtarış yaptı. Leeds United bu hata pişman olabilir. Ve Porter topun gerisinde korner kullandı şimdi Saito'ya. Muhammed Gümüşkaya'yı gördü. Muhammed Gümüşkaya bir şut ve top dışarıda. Muhammed Gümüşkaya bu yönünü geliştirmek zorunda ve Beşir Ahmetoğlu kızgın. Orada yanlış bir şut denedi sanırsam Muhammed Gümüşkaya. Ve Leno altı kullanacak. Arsenal biraz zorlu başladı. Hatalı bir pas. Porter'ın şutu gol. Leno uyudu. Porter da uyuttu. 1-0 öne doğru geçiyor Leeds United deplasmanda. Orada Leno'dan hatalı bir pas geldi. Hatalı pas Leno. Bence bunu yapmamalısın. Porter takımı 1-0 öne doğru taşıyor. Ve Leno bugün şov gününde değil, bugün hata gününde. İlk golünü atıyor Porter bu arada. Leeds United adına Premier League. Şimdi Jonathan David. Güzel bir Saito'yu gördü ama Leno. Leeds United güzel başlangıç yaptı. Şimdi Porter. Bir pas. Muhammed Gümüşkaya'nın şutu tekrar Leno. Bir önceki maçın başlangıcıyla aynı bu arada Leeds United için. Şimdi Saito tekrar yakına kullandı. Porter'ın pası. Muhammed Gümüşkaya soldan şut ama Leno. Manchester City golü atıyor Leeds United'a. Pardon, Manchester City'ye karşı. Acaba 4'te 4 gidebilecek mi Nicolas Pepe bu arada? Messi'den mükemmel bir kurtarış. Ve Orsic tekrar Messi. Messi bugün şov gününde. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya Greenwood'a güzel bir yukarıdan pas. Şimdi Mason Greenwood sakin. Mason geçti. Şut Mason Greenwood ama Leno. Güzel bir kurtarış geldi Leno'dan. Porter David'i çağırdı yakına. Şimdi tekrar bir set hücumu yapıyor sanki. Her defasında da Leeds United yakın oynuyorlar. Gümüşkaya'yı bırakıyorlar. Gümüşkaya da şut deniyor uzaktan Leno'ya karşı. Ve geçenki maçta da aynı şey yaptılar. Sanırsam onların set oyunu o. Şimdi Lacazette pas Nicolas Pepe. Geçiş okuz ve Mezier. Dakikalar 30. Topu sakinleştirdi ve pasını oynadı hemen Klosterman'a. Turner. Muhammed Gümüşkaya yakına geldi. Muhammed Gümüşkaya boşluk gördü ama atamadı. Şimdi Jonathan David tekrar Mason Greenwood. Sağ kanattan Mason Greenwood tehlikeli geliyor. Geriye pas. Mason Greenwood. Jonathan David. Ay ay ay. Jonathan David dalga geçer gibi ligdeki 7. golünü atıyor. Ve Mason Greenwood orada asist yaptı. Dalga geçer gibi bir gol attı Jonathan David. Dakikalar 35 ve Leeds United 2-0 önde. Bu güzel bir başlangıç onlar adına. O kadar mağlubiyetin, ağır bir mağlubiyetin ardından orta Orsic tehlikeli olabilir. Odegaard ve top dışarı. Porter tekrar Jonathan David. Bir pas Muhammed Gümüşkaya. Uzaktan şut Muhammed Gümüşkaya direkten dönüyor. Bir gün olacak oğlum. Bir gün olacak Muhammed'im. Şimdi Turner. Saito hatalı bir pas Saito. Nicolas Pepe. İlk yarının bitmesine son 1 dakika diyebiliriz. Hakem ne kadar uzatma verecek bilmiyoruz. Şimdi Jonathan David. Hızlıca kontra atakta hakem artı 2 verdi uzatma olarak. Arsenal için bir deneme hakkı olabilir. Nicolas Pepe. Mezier Nicolas Pepe ve korner. Mezier o korner değil out. Şimdi son şans Leeds United'ın önünde kaldı. Muhammed Gümüşkaya Jonathan David'i gördü. Jonathan David faul beklentisi var ve ilk yarı böylelikle bitiyor. Leeds United 2, Arsenal 0. Arsenal kendi evinde mağlup gibi görünüyor. Bu maçın sonuna doğru bakalım neler olabilecek. Verimsiz gün Odegaard için. Ve ikinci yarı başlıyor Jonathan David'in vuruşuyla. Bakalım Leeds United erken başlayabilecek mi ikinci yarıya? Ama Gabriel topu kesti Tierney. Lacazette bir pas. Kuz.
Geçiş izni vermedi ama Orsic topu kaptı. Tehlikeli olabilir. Messi açıktı ve Orsic. Arsenal ikinci yarıya iyi başladı diyebiliriz. Orsic orada topu kaptı. Kuz büyük bir hata yaptı. Ve Meziyar erken çıkış yaparak maalesef cezası kesildi. Ve maç heyecanlı başladı. Şimdi 2-1. Leeds United acaba Leicester City'ye yaptığı hızlı cevabı burada da yapabilecek mi? Şimdi Saito, Muhammed, Gümüşkaya ve Turner. Tekrar bir set hücumu deneyecek. Muhammed Gümüşkaya. Bunun şutu Muhammed Gümüşkaya. İki maçta üst üste goller. Üçüncü golü atıyor tekrardan Muhammed Gümüşkaya. Gerçekten Leno'yu şaşırttı orada. Leno ne yapacağını şaşırdı. Ve 3-1 yapıyor Leeds United. Arsenal'a hızlı cevabı vermeyi başardı Muhammed Gümüşkaya ile birlikte. Leno şaşkın. Mikel Arteta daha da şaşkın. Lacazette. Thomas Partey. Şimdi Iñaki Williams. Orsic. Orsic geçti. Orsic şut deneyebilir. Orsic durumu 3-2 yapıyor. Arsenal için umutlar doğdu. Orsic bugün maçın ve Arsenal'ın kahramanı olabilir. Bu iki golün ardından ne yapacak şimdi Arsenal? Jonathan David. Geriye bir pas. Turner. Iñaki Williams topu ve baskı uygulamaya çalışıyor Arsenal ama biraz oturmuş gibi. Şimdi Jonathan David. Oradan Kramer'i gördü. Kramer. Tekrar Jonathan David. Geriye döndü Saito. Şimdi Saito. Onun pası. Hines. Klosterman. Klosterman'ın pası. Burak kapacak. Hakem artı 3 verdi. Ve artı 3'ün tamamını yedi burada. Leeds United atağı kurmaya çalışırken. Saito. Bir pas. Şimdi Jonathan David uzaklardan ama Sambi. Ve maç bitiyor. Leeds United arda arda 2 galibiyetini almayı başardı. Hem Arsenal'a hem Leicester City'ye karşı önemli galibiyetleri aldı. Ve ligde önemli bir sıralama yükseldi diyebiliriz. Ve bu arada unutmayalım ki Jonathan David ligde 7 gol attı. Ve Muhammed Gümüşkaya arda arda birer gol atarak 2 gol atmış oldu Leeds United adına. Çok güzel bir gol attı Muhammed Gümüşkaya. Onları da unutmayalım. Ve gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Şimdi spikerliği bir yana bırakacak olursak. Şimdi maç sonu röportajına gidelim. Ardından da bölümünün yavaştan sonuna doğru gelelim. Manchester United 3-1, 3-0. Güzel bir galibiyet aldı Manchester United. Beşir Ahmetoğlu ekranlarda. Maçı kazandınız ama Arsenal son golüyle farkı kapatmayı başardı. Defansınızı geliştirmek için neler yapacaksınız? Abi defansta bir sıkıntı yok. Gelişmeye ihtiyacı yok. İyi bir ders oldu diyelim. Takımı yükseltelim. Aynen, yani elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Son dakikada gol bulunca sonuçla endişeniz oldu mu? Tabii ki hayır bence. Bununla ilgisi yok. Endişeli değilim. Aynen. Endişeli değilim. Hiç endişeli değilim. Aynen öyle. Oğuzhiç bugün rakip takımın en ileriden biri. Arsenal fanı fırsat yaratılma engel olmak ne kadar zordu? Hiç zor değildi bence. Kendi oyunumuzu oynadık. Takıma alkışlayalım. Aynen, elimizden geleni yaptık Orsic'e karşı. Ve bugün başka bir soru almayacağını söyledi Beşir Ahmetoğlu. Ve maç sonu röportajını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi David güzel bir yükselmekte ve yükselmeye devam ediyor. Leeds United 8. sırada. Burnley maç kazansa bile Leeds United güzel bir şekilde yerini korumaya devam edebilecek. Bakalım. Ve evet, yavaştan bir bölümün sonuna daha geldik ve kadromuz gerçekten çok iyi gelişiyor. Artık bir sonraki maçta 2 tane yeni transferimizi de dahil edebileceğiz. Bakalım neler olacak bir sonraki bölümde. Bir videonun sonuna daha geldik. Bir kariyer bölümün sonuna daha geldik. Daha çok gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.